Merhabalar. Hakkari Belediyesi'ne kayyum atandıktan sonra çeşitli kesimlerden de bu kayyum atamasına tepki gelmeye devam ediyor. Bir grup aydın, yazar, gazeteci ve oyuncu Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına karşı video yayınlayarak bu kayyum atamasının geri çekilmesini talep etti. Ve video yayınlayanlar arasında ünlü oyuncu Nur Sürer de var. İradesini yok sayarak halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarını görevden alıp yerlerine bürokratlardan oluşan kayyum atamak antidemokratik, faşist bir uygulamadır. Daha seçim tutanaklarının mürekkebi kurumadan önceden de sayısız örneğini bildiğimiz kayyum uygulamalarının bir yenisini yaşadık. Hakkari halkının oylarıyla seçilen belediye başkanı Mehmet Sıddık Akış görevinden alındı. Halkın oylarıyla belirttiği iradesine saygı gösterilmelidir. Kayyum faşizmdir. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bu uygulama bir an önce kaldırılmalıdır. Yurttaşların oylarıyla seçilenler görevlerinin başlarında olmalıdırlar. Yurttaşların, tüm yurttaşların seçme ve seçilme hakkına yapılan direkt bir darbedir. Anayasanın en ağır biçimde ihlalidir. Kayyumunuz ne güçlü iktidar sahipleri. Dediği dedik, astığı astık, kestiği kestik. Ama bir kusurcuğu var. Halk istemezse orada duramaz. İstemiyoruz. Seçilmesinde sakınca görülmeyip izin verilen ve daha sonra halk tarafından seçilen bir kişinin seçilmişliğini iptal ederek kayyum atanmasını kınıyorum. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Bu antidemokratik ve baskıcı uygulamalar elbet son bulacak. Birlikte, örgütlü ve dayanışma içerisinde bunu başaracağız. Bu arada aynı zamanda biliyorsunuz ki Hakkari'de büyük bir miting düzenlemişti DEM Parti kayyuma karşı ve bir miting kararı da İstanbul'da alındı. Bugün resmi bir açıklama yapıldı ve DEM Parti İstanbul'da da kayyuma karşı miting düzenleyecek. Aynı zamanda yani DEM Parti ve çevreler tarafından, demokratik çevreler, demokrasiye inanan çevreler tarafından kayyuma karşı tepkiler gelmeye devam ederken Cumhur İttifakı cephesinden de bayram mesajında dahi kayyum atamalarının devam edilmesi yönünde açıklamalar geldi. Özellikle MHP'li İsmet Büyükataman, DEM Partili geri kalan tüm belediyelere de kayyum atanması için bayramın ikinci günü çağrı yaptı. Yani bir taraf memleketin demokrasisi açısından bu kayyum atamalarına son verilmesini isterken diğer öbür taraf yani Cumhur İttifakı bu kayyumların devam edebilmesi için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Şimdilik burada noktalıyorum. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim ziline tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.